anam. Cemil vallahi öldüm, ayaklarım koptu. Vallahi bu işler böyle hanımefendi, ben sana dedim. Ama ne güzel binip gelecektik taksiye işte. Niye net ediyorsun? Hadi hadi. Biz öyle parayı sokakta bulmuyoruz Cemil. Zart oraya taksi, zurt buraya taksi. Neyimize gerekmiş ya? Giderken acelemiz vardı, bindik tamam. Ama dönerken neyimize gerekmiş ya? Bak geldik zaten, bitti. La doğru diyorsun. Haklısın. Bu kim be? Ne bileyim anacığım. İstanbul'un bütün zengileri bizim mahalleye adanmış vallahi. Evin önünden pahalı araba eksik olmuyor ya. Harbiden doğru diyorsun ha. Affedersiniz. Kiraz Elibol burada mı oturuyor acaba? He, sen kimsin? Ben okuldan arkadaşıyım. Kiraz'ı arıyordum da. Niye arıyorsun ki Kiraz'ı? Okula görüşmediniz mi? Yok. Okula gelmedi bugün o. Ne? Ney? Arıyorum. Cebi de kapalı. Nasıl gelmedi ya? Ben kendi ellerimle bıraktım onları okula. Hiç gelmedi. Tövbe bismillah Cemil, ben kendi ellerimle götürdüm onları. Ve belki evdedir. Cemil, ben eve gidiyorum. Kiraz! Bey baba! Zeynep! Hanım Cemil. Ne oldu? Cemil yoklar, vallahi yoklar. Ya iyi tamam, bak ev yerinde nasıl olsa bir şey olmaz. Gelirler bunlar. Zaten Fikri abi bunların başında değil mi? Fikri başında da Fikri'nin aklı kendi başında mı acaba? Adam taşla kayayla dolaşıyor bütün gün. Ne? Allah'ım bitti. Ben ne yapacağım? Ben o Şiyan Gözlü'ye nasıl güvendim? Kiraz açmıyor. Fiko'yu arayayım. Fiko aç, 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 aç. Cemil bu da açmıyor, ne yapacağız? Cemil bu da açmıyor. Ya tamam tamam, bir sakin ol, bir şey yok. Gelirler. Bitti mi? Gerçekten Kiki böyle bir yerde mi yaşıyor şimdi? Kiki ne ya? Niye ki? Ne diyorsun kız, ne diyorsun ya? Yaşıyor, burada yaşıyor, evi burası. Bana bak Kıvırcık. Sana bir şey söylemiş olabilir mi ha? Düşün, belki bir yere gittiler falan filan. Düşün. Ay ben böyle bir yerde yaşadığını bile şimdi öğreniyorum. Ne diyorsun? Çok acayip. Cemil acaba şey yapsak, çıkıp dolansak belki hava almaya falan götürmüşlerdir bey babayı. İyi tamam, bak senin için rahat edecekse dolaşırız ama tamam dur, bak ben bizim devredeki arkadaşlara haber vereceğim. Onlar bizden hızlı bulurlar ya, bir baksınlar olur mu? Cemil. Sen de bir sakin ol, bir otur ya. Anam ne yapacağım? Anam ya, bir babasına bir kardeşine sahip çıkamadım. Ben ne diyeceğim ya Filiz'e? Ne diyeceğim? Cemil çabuk ara. Oldu o zaman, ben gideyim. Onu aradığımı söylersiniz, olur mu? Ben onları bir bulayım. Bak ben onları bir bulayım, ona sıra geliyor mu acaba? Ne yapacağız? Hadi. Ay. Çok sağ olasın. Cemil. Bak tamam, söz verdi arkadaş. Sakin arkadaş, söz verdi tamam mı? Bakacaklar. Sen de bir sakin ol, gelirler zaten. Gelirler de Filiz gelene kadar gelsinler Cemil benim. Ya benim neyime hafiyelik acaba? Ben niye hafiyeyim? Ya ben niye senin aklına uyup o hainin peşinden gidiyorum? Ben hafiye, ben çocuklara bakacağım. Var? Benim görevim bu. Ya ben bu çocukları okula götürdüm, kapıdan içeri bıraktım. Cemil bunlar ne ara kaçtılar? Bu cüceler niye kaçıyor? Ya efendi kaçtılarsa da kaçtılar zaten. Senin yüzünden mi kaçtılar? Bir sakin olsana. Cemil bak o çocuklar buraya. Ben kendimi intihar ederim. Cemil ben ne diyeceğim Filiz'e bak. Sakin ol bak, bayılacaksın şimdi. Bir sakin ol. Tamam Cemil, iyi değilim Cemil. Aha, kolonya. Tamam. Cemil çabuk. Tamam Cemil, sakin. Çocuklar gelsin buraya, gelsinler. Al kolonya, kolonya. Cemil öleceğim. Cemil. Nefes al, nefes. Tamam. Gel bak. Anneme de böyle yapıyorum, bana iyi geliyor bak. Ya annem sakin, ya. Sakin. Cemil sakin. Çocuklar. Cemil ben Filiz'e ne diyeceğim? Cemil vallahi bittim. Cemil bul şu çocukları ya. Şişt, tamam bak, anneme de böyle yapıyorum, iyi geliyor. Sakin. Tamam. Vallahi çok eski püsküydü. Bayağı iğrenç vallahi. Nasıl yaşıyor acaba? Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Neden öyle bakıyorsunuz bana? Sen neden telefonlarımızı açmıyorsun Kiraz? Çünkü benim telefonum arızalandı. Bu yüzden tamire götürdük. Evinizi de mi tamire verdiniz? Anlamadım. Ne alakası var? Neden öyle bir şey yapalım ki? Ya Kiraz, sen bize yalan söylemişsin. Ailen hiç anlattığın gibi değilmiş ki. Nasıl yani? Kim söyledi onu size ya? Yok öyle bir şey. Yalan söyleme bir kere. Ablanın idareye verdiği adresi buldum. Hiç cool değil misin sen Kiki ya? İpek. Neyi nasıl yıkanıyorsunuz sobayla? Nasıl yıkanıyorsunuz? Bir filmde görmüştüm. Salonun ortasına leğen mi ne koyuyorlarmış, öyle mi? Olabilir vallahi. Ev çok acayipti. Aynı filmlerdeki gibi. Nasıl yaşıyorsunuz ki siz öyle? Hiç pit gördün mü?
Biraz biz de götürsene. Biz de merak ediyorduk. Yerde mi yatıyorsunuz? Ne oldu Kiraz ya? Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun? Her şeyi öğrenmişler. Bu her şeyi öğrenmişler. Ne öğrenmişler kızım? Niye ağlıyorsun? Söylesene. Fakir olduğumuzu diyor. Ezik olduğumuzu. Herkes seninle dalga geçiyor. Ölmek istiyorum Fika. Kızım bir sakin ol, tamam. Vay, yalancılar da mı buradaymış? Veriyorsun oğlum sen. Fiko. Kiraz ya niye kaçtın? Daha bizim nasıl yaşadığını anlatacaktın. Ne diyorsunuz lan? Doğru konuşur mu ya kardeşime? Kiraz yalan söylemişti. Senin kardeşin yalancı. Gel göstereyim mi asıl yalancı? Fiko! Kardeşim, kardeşim. Ne yapıyorsun? Kardeşim var mı? Fiko! Kim var ya? Kim var ya? Fiko! Gel! Söyletene lan! Söyletene! Söyletene lan! Söyle! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Kaçma lan! Kaçma! Kim var yalancı söyle! Kolay gelsin. Aa, Selim Bey, hoş geldiniz. Merhaba Atilla Hanım. Hoş geldin. Merhaba Filiz. Kızlar hadi gelin tostçuya gidelim hadi. Ne tostu ki de bir Tülay? Sen de. Bulsun ya, daha kavurmalı kaşarlıyı denemedik. Hadi yürü. Hadi. Afiyet olsun kızım. Sağ ol kuzum. Ya Tülay daralıyor ya burada. Tostçuyu da sevdiler, sürekli alıyor götürüyor kızları. Bence bizi yalnız bırakmak için gittiler. Ben söylediklerini çok düşündüm Filiz. Bu kadar açık ve içten olmak... Yani ben bir kere daha sana hayran kaldım. Ben seninle belirsizliğe de varım. Ama ben sana hiçbir şey için söz veremem yani, anlıyorsun değil mi? Biliyorum. Ben senden tek bir şey istiyorum. Bana hep böyle samimi olma. Evet. Nerede kalmıştık? Vallahi en son baloda kaldık ama oraya geçelim değil mi? Bence de geçelim. Çay koyayım mı? İyi olur, sevinirim. Nasıl bir rezalet müdür bey ya? Tamam Salih Bey, halledeceğiz. Bir sakin olun. Oturun lütfen siz. Ya çocuğumun üstü başı kan içinde diyorum. Nereye oturayım ben ya? Biz çocuklarımızı dayak yesinler diye mi buraya gönderiyoruz? Kovulacak bu çocuk bu okuldan. Derhal kovulacak. İmkanı yok, benim çocuğumla aynı okulda barınamaz. Tamam Neslihan Hanım. Çocuğun da velisi gelsin, oturup böyle konuşalım. Ya biz büyükler olarak sakin olalım ama. Çocuk daha onlar. Çocuk mu? Bu nasıl çocuk ya? Nasıl yetiştirmişler bunları? Vahşiler gibi böyle. Yok yok, ben çocuğumu bu okula dayak yesin diye göndermedim. Bir çare alır mısın? Yok, teşekkür ederim. Ben artık kalkayım. Sen de işine bak, sonra konuşuruz. Tamam. Pardon. Efendim? Benim evet. Ne yaptı? Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum. Ne oldu Filiz? Ya Fikret, okulda iki tane çocuğu dövmüş de. Ya tamam, panik olma, hallederiz. Hadi gel. Ben de geleyim senin, hadi. Ya zahmet olmasın. Hayır, hayır, olsun. Tamam. Hadi gidelim. Filiz sakin ol, halledeceğiz. Ya nasıl sakin olayım? Ben burada okusunlar diye neleri göze almışım? Ne demek kavga etmek ha? Ne demek iki çocuğa saldırmak? Ben sizi ne halde burada okutuyorum? Bu mu senin cevabın bana? Ha, bu mu cevabın? Ya abla bilip bilmeden çekiştirmesene beni ya. Oğlum neyi bileceğim lan? Neyi bileceğim? Anlattım bileyim. Neyi bileceğim? Filiz Hanım. Sakin olun. Bakın diğer velilerimiz de burada. Buyurun oturup konuşalım. Ha, ablası ne ki kardeşin olsun? Evde şiddet görüyor demek ki çocuk. Aynen aynen. Siz ne biçim konuşuyorsunuz ya? Siz nereden biliyorsunuz bizim evde ne yaşadığımızı? Ben bugüne kadar bir kere el kaldırmadım kardeşlerime. Bilmiyorum yani.
Görüyoruz halinizden. Bakın ben çocuğumu daha iyi bir eğitim alsın diye bu okula gönderiyorum. Dayak yesin diye değil, anlıyor musunuz? Bir daha da böyle olur olmaz insanları okula almazsınız umarım. Olur olmaz insan ne demek? Susturmayacak mısınız bu kadını siz? Ne biçim konuşuyor ya? Neslihan Hanım lütfen ama. Filiz lütfen. Ya sakin olabilir miyiz artık? Bakın böyle davranarak çocuklardan farkımız kalmıyor. Şimdi lütfen oturun hadi. Beyefendi çok haklı. Oturup sakince konuşalım buyurun. Oturacak halim yok. Bakın mahkemede yüzleşeceğiz sizinle. Mahkemeye vereceğim bu çocuğu görürsünüz. İstediğinde sürsün de aklı başına gelsin. Ne yapıyorsun yapsın ver mahkemeye hadi bakalım ne oluyor. Ya sakin olabilir miyiz artık? Bakın Firket daha 11 yaşında farkındasınız değil mi? Yani 11 yaşındaki çocuğun ceza ehliyeti olmadığı için dava açamazsınız. Ama tazminat isteyebilirsiniz tabii. Siz kimsiniz? Ben kim miyim? Ben Filiz Hanım'ın avukatıyım. Oğlum şimdi. Şimdi ben olayları bir de Fikret'ten dinlemek istiyorum. Sonra istediğiniz tazminat hakkında anlaşmaya varabiliriz. Sonra da çocuklarınızı dinleyeceğim tabii. Fikret. Kavga neye çıktı anlat bakalım. Ya Kiraz'ın arkadaşları bizim nerede yaşadığımızı öğrenmiş. Ondan sonra işte Kiraz'a dalga geçip ağlatmışlar. Kiraz da ağlayarak benim yanıma geldi. Ben de gittim. O çocuklar hala dalga geçiyordu Kiraz'da. Kiraz da ağladı işte orada. Ben de dayanamayıp dalga geçti çocuklara. Ne yapayım? Tamam. Müdür bey, diğer çocuklar nerede? Onlarla da bir konuşayım. Revirde onlar. Kiraz. Bilmiyoruz. Ne demek bilmiyorsunuz? Kiraz nerede? Ben de bilmiyorum abla. Ya pardon, Kiraz Elibol'u gördünüz mü? Gelmedi. Ha, İpek. Şey, Kiraz'ı gördün mü? Bilmiyorum. Biz öyle konuşunca ağlayarak kaçtı o. Bravo. Bravo. Efendim ablacığım? Zeynep, Kiraz eve geldi mi? Yok, gelmedi. Niye ki? Tam bir şey yok. Gelirse haber ver, olur mu? Tamam ablacığım. Nereye gitmiş olabilir ki? Bilmiyorum ki, hiçbir yerde yok. Ablacığım. Ya abla, her yere baktım da yok ki. Nasıl ya? Şeyde, Melek Hanım'ın evine gitmiş olabilir mi? Ya abla, Melek ablanın evi satıldı ama bir de bakalım isterseniz. Tamam. Hiçbir yerde yok Firuze Hanım. Ya ne demek hiçbir yerde yok ya? Bir çocuğa sahip çıkamıyor musunuz okulda? Nasıl kaçabiliyor böyle? Haber verin gelirse. Rezillik ya. Fan abi, hayırdır ya? Ya sen... Ya senin hiçbir şeyden haberin yok tabii oğlum. Biz sana ulaşamadık. Ne oldu abi? Kiraz yok. Kayıp. Nasıl kayıp ya? Ya bununla okulda dalga mı geçmişlerdi? Ne yapmışlarsa artık yok işte o saatten beri. Hayda. Ha. Filiz panik zaten şey yapma çok. Rahmet. Abla. Rahmet Kiraz yok. Tamam tamam. Kiraz tamam, yok. Tamam abla tamam. Tamam sakin Kiraz ol. Kiraz yok. Tamam sakin ol abla buluruz tamam. Sen sakin ol. Ol lan. Bulamadık hiçbir yerde. Diyorum paran var mı?
Of. Lütfen abi. Hayırdır ya? Ya... Sen... Ya senin hiçbir şeyden haberin yok tabii oğlum. Biz sana ulaşamadık. Ne oldu abi? Kiraz yok. Kayıp. Nasıl kayıp ya? Ya bununla okulda dalga mı geçmişler? Ne yapmışlarsa artık yok işte o saatten beri. Hayda. Ha. Filiz panik zaten şey yapma çok. Rahmet. Abla. Rahmet, Kiraz yok. Tamam. Kiraz tamam, yok. Tamam abla. Tamam. Tamam, sakin Kiraz ol. Kiraz yok. Tamam, sakin ol abla. Buluruz, tamam. Sen sakin ol. Ne oldu lan? Bulamadık hiçbir yerde. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Allah'ım inşallah iyidir. Of. Abla. Abla. Rahmet. Ya hiçbir yerde yok bu kız, delireceğim. Tamam abla, çıkacak bir yerden illaki ya. Tamam bir sakin olun. Cemil'le çek karakoldayım zaten. Bir şey olduğu zaman bize hemen haber verecekler. Ya ben bir de şu aşağı mahalleye bakacağım ya. Çok takılıyordu burada çünkü o. İllaki çıkacak bir yerden abla. Tamam bir sakin ol lütfen ya, tamam mı? Bak bir dönsün. Yemin ederim hiçbir şeyine kızmayacağım. Bak istediği kadar kapris yapsın, hiç kızmayacağım. Ya Filiz, eski okul arkadaşlarından birinin yanına gitmiş olmasın? Yok, onların hepsi buralarda oturuyorlar hep. Yani birisi haber verir de mutlaka anneler babaları. Ya tamam, sakin ol. Ne bileyim, belki de güvendiği birinin yanına gitmiştir, olamaz mı? Belki o yeni okulundan arkadaşların yanına gitmiştir, öyle bir şey olabilir. Ama Fiko tanıyor onları, dur. Fiko'yu bulmak lazım. Abla. Hah, Hikmet. Fiko nerede? Fiko, babamla Zeynep'le sahilde. Ya bir Fiko'yu bulmamız lazım. Şey, ya belki yeni okulundan arkadaşlarına falan gitmiştir. Sanmıyoruz ya onları biz. Tamam. Belki oradadır, Fiko biliyor. Biz sorsak ona. Tamam ablacığım, tamam hadi. Ha, tamam. Öyle olabilir gerçekten. Dur, tamam. Kiraz, ne işin var senin burada? Nasıl senin ne işin var ya? Sen mi çağırdın onu? Evet, yani sen telefonda öldüğüm bittim ben deyince ben de korktum, aradım doktoru. Bak doktor sağlam adamdır, he, güvenebilirsin ona. Tanıyorum ben zaten onu. Ablamın eski sevgilisi. Doğru ya. Ama olsun, tanıyorsunuz en azından, daha iyi. Ne yapıyorsun sen burada? Beni aradı, bu ölüyor bitiyor Kiraz dedi. Ne işin, neyin var senin? Sana ne ya? Sen bizi terk etmedin mi zaten? Ya doktor, okulda buna lakap takmışlar, dalga geçmişler bununla. Bu da üzülüp kaçmış okuldan. Öyle ciddi bir durum yok yani. Tamam.
İletişim. Tamam. Öyle olsun Emre ya. Ben de seni arkadaşım sanmıştım ha. Ya ufaklık ne arkadaşı ya? Altı üstü biz seninle bir kez görüştük. Bak sen ne yap biliyor musun? Doktoru dinle. Doktor iyi kafa açar. Hem belki senin de kafan açar ha. Emre hadi. Hadi Emre hadi. Tamam. Keki ben gideceğim. Baba nereye gidiyorsun? Bu saat tek başına gidemezsin. Ben seni bırakırım. Sana ne ya? Bak hayatım özür dilerim ama buna izin veremem. Tamam mı? Hem anladığım kadarıyla galiba kimse senin burada olduğunu bilmiyor. Yanılıyor muyum? Çekil diyorum. Ne bak dur. Dur bir. Şöyle yapalım. Mesaj atalım. Tamam mı? Kız seni merak ediyordur ya. Burada olduğunu bilsin. Tamam güvende olduğunu bilsin. Sonra seninle konuşuruz bir hal çaresine bakarız. Ya olmaz. Ablam eğer senin ne olduğunu öğrenirse... ne bileyim krize falan girer. Böyle kafayı yer. Beni buradan almaya çalışır. Doğru, doğru. Ben onu düşünemedim. Tamam. Ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Nerede olduğumuzu söylemeyelim. Tamam mı? Öylelikle sorumluluktan kalkar. Biz de kendi kafamızı göre hareket ederiz bakalım ne yaparız diye. Atıyorum bak. Bu tarafta yok. Bu tarafta da yok. Ne alaka ya? Ne oldu Filiz? Ne oldu Filiz? Kiraz Barış'laymış. Nasıl ya? Kiraz Barış'la görüşüyor mu? Hayır canım, ne alakası var? Kiraz benim yanımda, merak etmeyin. Sakinleşince eve getireceğim. Açmıyor bak. Sakinleşince getireceğim dediğine göre demek ki ağlıyor. Of, var ya ölüyordum ama ya. En azından güvende şimdi. Çok şükür sağlığı yerinde. Ah Kiraz, ah. Bak daha yeni yemin verdim. Delirmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim, kızmayacağım dedim. Beni yine delirtti bak. Senin ne işin var başın yanında ya? Ya neyse Filiz. En azından Kiraz bulundu. Önemli olan bu. Ama böyle. Ya Selim, sen de bu saate kadar heba oldun, kusura bakma. Sen daha fazla durma istersen. Ya yok canım, Kiraz gelene kadar ben burada kalayım. Şimdi Barış getirirse bir tatsızlık falan çıkmasın. Ya yok yok, rahmetli Hikmet zaten yanımda. Bir şey olmaz, merak etme sen. İyi tamam, ben seni eve bırakayım, oradan da gidelim. Tamam. Küçücük evde tam 9 kişi kalıyoruz ya. Bir odada 9 kişiyiz resmen yani. Tuvalete girmek için bile 2 saat bekliyoruz. Ben nefret ediyorum orada zaten. Her şey o kadar eski ki. Barış abi çok yalnızım ben ya. Arkadaşların bunu mu öğrendiler? O yüzden mi üzerine geldiler senin? Yalancı diyorlar, seneziksin diyorlar. Peki sen öyle olduğunu düşünüyor musun? Neyi düşünüyorsun? Tabii ki öyle bir şey yok orada da. Sen ne eziksin ne de yalancısın. Olur mu öyle şey? Ama onlar öyle düşünmüyor ki. Onlar bana diyor ki sen eziksin. Sen bize yalan söyledin. Ben gitmeyeceğim okula. Zaten hiç kimseyi sevmiyorum. Herkesten nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Tek istediğim şu dünyadan yok olmak. Çok yalnızım Barış abi. Dur bir sakin ol. Bakın. Sen çok akıllı bir kızsın. Tamam mı? Hep böyleydin. Bence birazcık üzerine düşünürsen sonra doğru yolu bulacağını düşünüyorum ben. Tamam mı? Bak bence ihtiyacın olan şey sadece biraz sakinleşip düşünmek. Tamam mı? Yalnız olduğunu hissettiğinde de yalnız olmadığını biliyorsun tabii ki değil mi? Bak ailem var, çok güzel bir ablam var, ben varım. Mesela beni istediğin zaman arayabilirsin. Abla izin vermez ki. Sen onun en büyük düşmanısın. Biz ablanla konuştuk. Artık arkadaş kalacağız. Aramızda öyle bir sorun kalmadı.
Nasıl yani? Siz şimdi küs değil misiniz? Değiliz. Tamam mı? Anlaştık mı? Hı hı. Aferin sana. İyice kafayı yedi bu kız ha. Deli prenses oldu çıktı yani. Barış'a gitmek ne demek ya? Ben ne bileyim ablacığım ya. Niye aradı, niye ona gitti? Ya biz Seref'i senden uzak tutmaya çalışıyoruz. Şunun yaptığına bak ya. Gelsin ben soracağım ama ona. Aman dedim Rahmet bak gözünü seveyim kaçmalara falan başladı. Yapmayın bir şey sakın deme bir şey. Hey anacığım bak doğru söylüyor. Vallahi kızdırmaya gelmez çünkü kızın kafası gitmiş yani. İyi değil çocuk. Ya mesele Kiraz falan değil ya. Mesele Barış. Ha? Kim bilir neler dedi de kızın aklına girdi. Bizim Barış'tan hesap sormamız lazım. Soracağız sen merak etme zaten soracağız. Hah geldiler. Gelsin bakayım. Kiraz. Kuzum. Oh. İyi misin? Ha? İyi misin? İyiyim. Yatacağım ben. Selam. Ne işi var lan benim kardeşimin seninle? Ha? Bizden tırstın. Şimdi çocuktan medet umuyorsun. Ablamın da yanına çökmüşsün. Barış, ayağını denk al. Günah bizden gider ha. Bir yere çöktüm yok benim. Böyle Kiraz'ı getirdim. O yüzden buradayım. Niye senin yanına geldi Kiraz ya? Ha? Ne alakanız var sizin? Ya hiçbir şey yok aramızda ne olacak? Rahmet. Beni öyle Kiraz da aramadı zaten. Emre aradı. Şu dükkandaki Emre vardı ya. Çocuk benim yanında. Gülsüm yeğen Emre. Evet evet. Dükkanda tanışmışlar da öyle bir kötüyüm ağlıyor ağlıyor arayınca. Emre de hani telaş edip beni aramış. Öyle. Ya tamam işte Gülsüm Mürsüm tanıyormuş ablam da. Niye seni arıyor abicim? Dertleşebileceği bir abisi olarak gör demek ki. Rahmet. Bizim aramızdaki bu ilişkinin hayırlığında değil. O yüzden böyle yapıyor Kiraz. Üzerine gitmeyin kızın yani. Tamam, çok sağ ol. İlgilendiğin için. Önemli değil, önemli değil. Bu arada okulda bir takım sorunlar yaşıyor. Çok üzerine gitme bence. Çok üzülüyorum şu an. Sana mı soracağız lan biz ne yapacağımızı? Ha? Sana mı soracağız biz ne yapacağımızı? Ha? Barış bu olaydan kendine bir pay çıkarmaya çalışma, tamam mı? Sen artık ağzında kuş da tutsan... ...Eliboğullar için bittin, tamam mı? Bunu aklına yaz. Aynen öyle. Sen bizim için ölüsün. Dikkat et de gömmeyelim. Öyle bir şeyin peşinde değilim dediğim gibi. Kiraz'ı getirdim. O yüzden... İyi geceler. İyi geceler. Herife bak ya. Bir de utanmadan akıl veriyor ya. Ulan sen çekip gittin diye bu çocuklar bu halde be. He ya. Vallahi utanmasa yemin ediyorum yüz bulsa gelir buraya oturur ha ben size diyeyim. Ne demişler ama? Yüz verme deliye gelir sıçar halıya. Aferin paşalar. İyi gözdağı verdiniz. Çok iyisiniz. Tamam mıyız? Ha? Ha. Yani Barış'a söyleyeceğinizi söylediniz artık. Değil mi? Tamam yeter. Bir daha Barış adı duymayacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi gidin şu Fiko'yu toplayın da gelin. Sabah okulu var. Hadi. Böyle bir şey yapma tamam mı kuzum? Yüreğim indi vallahi. Sana bir şey olursa ben ne yaparım? Benden kurtulmak istemez miydin ha? Ablacığım olur mu öyle şey? Sen canımsın benim. Canımın içisin. Senin kılına zarar gelse dünyayı yakarım ben. Okulda herkes öğrendi.
böyle bir yerde yaşadığımızı. Rezil oldum yani. Niye rezil olasın Kiraz? Burası bizim evimiz. Fakir olmak suç değil ki. Ayıp bir şey mi fakir olmak? Esas seninle dalga geçenler rezil. Tamam, merak etme sen. Neyse tamam, çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben sizi çok seviyorum Kiraz. Hepiniz. Canımdan çok seviyorum. Bunu sakın unutma, tamam mı? Fiko, Kiraz. Nerede bunlar ya? Ne bileyim anacığım. Ve babanın aklı yerine geldi ya. Ayrışamadılar bir türlü. Zihni sinir bir plan peşindedirler gene kesin. Baktım abla ben şimdi. Ya baba. Kim ne yapsın bu heykeli? Kim satın alacak ki? Biz başka bir yol bulalım. Hadi be. Ne yapıyorsunuz burada? Ne demek ne yapıyorsunuz ya? Konuşuyoruz, görmüyor musun? Görüyorum Zeynep. Konuşuyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz ama? Dır 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 dır, bitmedi konuşmanız. Bir tuhaf duruyor yani. Sana lan, sana ne? Faydasız. Abi, babam bu heykeli satıp parasıyla Melek ablanın yanına gidecekmiş. İspiyoncuk. Ya baba, Allah aşkına aklın yerine geldi diye mutlu olduk. Ne oldu, yarısı geldi, yarısı yolda mı kaldı ya? Kim ne yapsın bu heykeli? Ne diyorsun Hikmet ya? Gerçekmiş bu. Adam tarih eser kaçakçının elinden çekip çıkarmış bunu. Evet, evet, vallahi ya. Kamyondan aşağıya bir indim. 15 tanesi böyle sinek gibi yapışmış. Neş, neş. Oradan çektim getirdim buraya. Vallahi. Hmm. Babam da o korkuyla hafızasını kaybetmiş abi. Fiko sen okula git hadi ya. Yürü hadi, git. Al çantanı motunu. Git okulunda tarih dersine çalış, heykele bak canına. Karıcığım, güzel karıcığım, 50 defa söyledim sana da. Allah aşkına kendine dikkat et biraz. Babama uyma. Hamilesin. Çocuğa bir şey olacak, sana da bir şey olacak. Kır dizin evinde otur ya. Biliyorum senin başının altından çıkıyor bunların hepsi. Sen yapıyorsun. Boş ver bunu ya, boş ver. Anasını çekmiş. Kiraz hadi ablacığım kalk. İstemiyorum, gitmeyeceğim. Ne demek istemiyorum, gitmeyeceğim ya? Nereye kadar gitmeyeceksin? Hadi ablacığım, iki tane şımarık çocuk için değmez. Hadi kalk. Kiraz! Kiraz! Hadi rahmetler kapıda bekliyor seni. Ya onlar gitsin önden, ben sonra getireceğim onu. Gelmeyeceğim diyorum sana ya, gelmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musun sen? Bitti benim için okul, tamam mı? Bitti ne demek Kiraz? Ha, ne demek bitti? Sen beni beğenmiyorsun yani. Hiçbirimizi beğenmiyorsun ya. Benim gibi, bizim gibi olmamak için gitmek zorundasın okula, tamam? Hadi. Hadi gel. Bu evi, bu hayatı sevmiyorsun, kurtulmak istiyorsun. İlla okula gideceğim bunun için, mecbur. Hadi. Ölürüm de ben bir daha gitmem oraya, tamam mı? Ben orada nasıl dalga geçiyorlar? Senin haberin var mı ya? Kiraz'cığım bu onların terbiyesizliği. Senin zaten terbiyesiz insanlarla ne işin var ya? Onlarla arkadaşlık etmesen zaten. Hadi Kiraz kalk. Kızım sen istemedin mi bu okula gideceğim ben illa diye? Ha? Ben geleceğim burası benim. Gitmezsem ölürüm demedim. Hadi kalk. Hadi giyineceksin kalk. Tamam ben de diyorum ki gitmeyeceğim. Gönderme. Kalk bak yettin artık ha. Kalk. Delirttin beni yine ya. Alacaksın bunları giyip okuluna gideceksin. Gitmeyeceğim işte ya. Gitmeyeceğim. Benle orada nasıl dalga geçiyorlar? Senin haberin var mı? Yok işte. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Ben işte bu yüzden oraya gitmek istemiyorum. Beni madem oraya götüreceksin öldür daha iyi, tamam mı? Öldür. Ben gideyim bu hayattan, tamam mı? İstemiyorum çünkü oraya gitmek. Zaten buraya tıkılıp kaldım. Bu yüzden benim o kadar yüzüme vuruyorlar ki bunu. Senin haberin var mı? Yok işte, gitmeyeceğim diyorum ben sana oraya. Dinlemiyorsun ki beni. Kiraz ne hale getirmişler seni ya? Nasıl çocuk bunlar, nasıl insan? Nereye gidiyorsun? Okula. Ne yapacaksın? Konuşacağım. Ben de geleceğim o zaman. Tamam giyin hadi. Ya abla bak dur diyorum sana. Ya abla durur musun? Of. Ya abla dur. Dur bak
Geldim, buradayım, sınıfa gireceğim. Ne olur dur. Kimseye bir şey söyleme, arkadaşlarıma bir şey söyleme. Ne olur abla bak. Hayatım boyunca asla bir daha arıza çıkartmayacağım. Ne olur ama kimseye bir şey söyleme. Babacığım sakin ol ya. Ben konuşacağım sadece. Çok üzüyorlar seni Kiraz. Ben bu yaşa seni onlar üstün diye mi getirdim? İki dakika konuşacağım. Çekil. Ya abla. Buyurun. Filiz ben, Kiraz'ın ablasıyım. Çocuklarla iki dakika bir şey konuşacaktım da. Nasıl anlamadım? Kiraz'ı çok üzmüşler. Söyledikleriniz yüzünden Kiraz okula gelmek istemedi bugün. Çok üzülmüş. Yani hepiniz küçücüksünüz. Kızamam size. Ama ne kadar derin yaralar açtığınızın farkında değilsiniz. Nelere sebep olduğunuzun da farkında değilsiniz. Sadece bilin Kiraz'ı çok üzmüşsünüz. Fakir ya da zengin olmayı biz seçmiyoruz. Evet Kiraz'ın ailesi zengin bir aile değil sizinki gibi. Ama yani doğduğumuz aileyi biz seçemiyoruz ki. Biz 1-0 yenik başladık. Doğru. Yenik bitirmesinler diye bu okula göndermeye çalışıyorum ben çocukları. Kiraz için iyi bir eğitim çok önemli. Çok. O yüzden siz de okulunuza bakın. Yani ne giyiyorsunuz, nerede oturuyorsunuz, cebinizde hangi telefon var bırakın bunları. Eğitiminize bakın. Hem bilemezsiniz ki. Yani sizin de ailenizin durumu bir anda kötüleşebilir. Hayat bu. Size biri böyle davransa iyi mi olur? Hoşunuza mı gider? Onu düşünün. Tamam Filiz Hanım. Bu kadar yeterli sanırım. Ben konuyu anladım. Sanırım bütün arkadaşları da yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu anlamıştır. Değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Teşekkür ederiz. Çıkabilirsiniz. Hadi Kiraz'cığım geç sen de otur yerine. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet çocuklar. Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değiş anlamlara yan anlam veriyor. Mesela göz dendiğinde akla ilk gelen kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Kiraz, ne oldu kızım ya? Yine mi uğraştılar seninle? Ya kızım, az sabret. Bak babamın da kafasını yerine getirdik. Babam da Melek ablayı getirecek işte. Nereye getiriyor Figo ya? Nereye getiriyor? Babam öylece oturuyor işte evde. Biz güvenmeyecek babama. Ya o elindeki heykeli satıp parasıyla gideceğim diyor. Yapar belki ya. Ya kime satıyor, neye satıyor? Kim olur o salak taş parçasına? Söylesene. Evde satılıyor zaten. Neyse ben durmayacağım zaten gidiyorum. Ya kızım saçmalama. Ya kızım iki şımarık ve depoboş bırakacak insanlar mıyız biz? Kendine gel ya. Bak görürsün. İki gün ayaklarımıza kapanacak hepsini. Ağlama ya. Ama artık onlar bizim düşmanımız tamam mı? Ben onlarla düşman değil ki. Arkadaş olmak istiyorum Fiko. Onlar beni sevsin istiyorum. Ama artık hepsi imkansız işte. Neyse ben çantamı alıp eve gidiyorum. Nereye gidiyorsun Kiraz? İspiyoncu ya. Hemen şikayet etmiş bizi. Ablasıyla gelmiş okula. Korkak. Bir de ablam Amerika'da diyordu. Resmen yalancı. O vahşi kardeşinle gününü göstermemiz lazım bizim. Gösterelim hadi.
kardeşiyle bizi dövdürmek neymiş anlasın bakalım. Kandısını açınca çok güleceğiz. Anlasın bizi kandırmak ne demekmiş. Çabuk kapak gelecek. Aa, nereye? Kaçıyor musun yoksa ispiyoncu? Daha sana değer verecektik biz. Ya bak Barış abi, sen anlamıyorsun ki beni. Ben Melek ablayı çok seviyordum ve o evden son kurtulma umudum da bitti zaten benim. Melek ablaylarken her şey çok daha güzeldi. O da senin gibiydi. Konuşuyordu benimle. Ama biliyorsun işte ablamı. Onunla konuşamazsın. O anca bağırmadan, çağırmadan anlıyor. Sen kendin kaçtın onun yanından ya. Bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Senle bizim durumumuz farklı. Tamam mı? Ben ailemi seçmek zorunda kaldım. Bence sen de öyle yapmalısın. Çözüm bu. Ailenden kaçamazsın ki. Keşke ben de senin ailenden olabilseydim. Ya, bu ne biçim laf be kızım be? Ha? Sen de benim ailemden sayılırsın. Şimdi senin çok güzel bir ailen var. Kaç tane kardeşim var. Çok güzeller, güzel bir ablam var. Ya ben varım. Diyorum ya sana her seferinde beni arayabilirsin diye. Ha? Tamam artık hadi ağlamıyoruz. Toparlanıyoruz artık. Tamam mı? Eve gitme vakti. Hadi toparlanıyoruz. Kirazcığım, biz seninle tanışamadık tam. Ben Savaş'ın eşi Nihal. Siz de doktor musunuz? Hayır, ben savcıyım. Melek abla doktor. Yani doktordu. Sevdiklerimizin kaybını kabullenmek çok zor. Ama sen çok güçlü birine benziyorsun. Bence o seni gurur duyardı. Daha iyi misin? Olsam ne değişecek ki? Bak, biraz sabırlı ol bence. Çünkü dünya birkaç yıl sonra senin için çok daha güzel bir yer haline gelecek. Değil mi Savaş? Evet, evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Emin misiniz? Eminim, bana güvenebilirsin. Eve gitmeye hazır mısın bakalım? Ona da hazır değilim ama mecburum galiba. Evdekiler kuzurmuş durup sadece. Evet. Oh, aferin kız sana, akıllı seni. Boğulacaksın Barış abi. Boğul azıcık, bir şey olmaz o kadardan. Daha ağladın ha? Oh, hadi gidiyoruz bakalım. Yürü kız. Kirazcığım. Sen çok güçlü, genç bir hanıma benziyorsun. Bence kendine güvenirsen her şeyin üstesinden gelebilirsin. Değil mi? Doğru söylüyor. Hadi gidiyoruz bakalım. Kiraz. Bana bak. Ben Çiçek ablaya Kiraz arkadaşlarla gittim. Haberin olsun yani. Tamam mı? Sağ ol Fika. Barış abi seni nereye götürdü? Evine. Aynı bizim eski evimiz gibiydi. Yani daha küçüktü ama güzeldi. Öyle işte. İyi. Şimdi bana bak. Yarın okula geliyorsun değil mi? Gelmiyorum. Zaten ablam yüzünden adım ispiyoncuya çıktı. Çantama ne koyduklarını da gördün işte. Niye geleyim ki? Peki benim onlara ne koyduğumu biliyor musun sen? Ne koydun? Ben de bilmiyorum. Yarın okula gel de sen de gör yani. Biraz da biz eğlenelim canım.
Dakika. Söyle. Şimdi... Barış abi Melek ablayı buldu. Deme ya. Ciddi misin? Konuşuruz mu bari? Geliyor değil mi? %100 geliyor ya. Gelmiyor. Çünkü... O ölmek üzere. Yani telefonda konuşacak hali bile yokmuş. Bu yüzden bir daha onu göremeyebiliriz. Arkadaşlar ne oldu ya? Niye kaçırıyorsunuz? Öğretmenim, bu arkadaşlar kaçırıyor. Bitlendiler mi acaba? Ne diyorsun sen Fikret? Vallahi bilmiyorum öğretmenim. Sabahtan beri bakıyorum da kafalarını kaşıyorlar yani. Ne alakası var ya? Benim şampuanım Amerika'dan geliyor bir kere. Senin şampuanın Amerika'dan geliyor ama bitlerin geldi galiba Pekçim. Gel de bir öğretmen baksın sana. Saçmalamayın ya. Öğretmenim dalga geçmek için yapıyor resmen. Tamam Pekçim. Alerjiden büyük olasılıkla. Yine de gel ben bir bakayım. Oo. Sana da bakayım. Sen de? Allah Allah. Çocuklar, siz benimle hemen revire geliyorsunuz. Buldur öğretmenim, bitlenmişler mi? Aha vallahi bitlenmişler ya. Arkadaşlar, bu arkadaşlar bitlenmişler. Bakar mısınız? Fikret! Ya öğretmenim bir şey söyleyin şuna. Ama yeter artık Fikret. Hadi çocuklar, hadi. Hadi gelin benimle. Arkadaşlar, bittiler gidiyor. Dedim değil mi kızım ben sana? Seni altını ben de altırım dedim. Aşağı dik dur bakalım. Eli bollarız kızım biz. İki sümüklü için sümük akıtmayız. İyi ki benim kardeşimsin Fika. Teşekkürler. Teşekkür et tabii de. Sen yine de bitlere fazla yanaşma. Deniz. Projeyi alayım. Deniz. Deniz, bir dur. Bir dinle beni. Az mı geldim? Ne? Para. Ya ne parası Deniz ya? Ya ben dün söyledik... Ya Deniz. Deniz, bak bir dur. Bak ben gerçekten çok özür dilerim. Çok düşüncesizce davrandım. Yani... annenle ilgili söylediğim şeyler... seni bu kadar acıtacağını bilsem ben öyle bir şey de... Sen ne zaman benim canımı acıtacak kadar önemli oldun ki? Sen söyle Deniz. Hı? Ne zaman oldum gerçekten? Sen beni derinle karıştırdın galiba. Ben bir hademenin ettiği iki salak lafla dalacak birine mi benziyorum? Benziyorsun. O kadar çok benziyorsun ki. O yüzden ben bu yaptığım işin kendimi çok kızdırmanlıyorum. Çekil git rahmet başından işin var. Deniz. Ya Deniz bunu bana niye yapıyorsun? Ha? Sen neden yapıyorsan? Ben neden yapıyorsam mı? Ben yapıyorum yani öyle mi? Ha? Söylesene gerçekten ben ne yapıyorum Deniz? Ha? Bir söyler misin? Hı? Mesele ne yaptın değil Ahmet. Ne yapmadın? Şimdi çöp mü topluyorsun? Ne yapıyorsan yap. Çekil git başımdan.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.